YGS ve LYS'ye hazırlıkta yeni yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim başlıyor. Merhabalar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir Önce Eğitim programıyla bu hafta da karşınızdayız. Değerli izleyiciler, yaklaşık 20 gün önce Milli Eğitim Bakanlığımız yeni eğitim öğretim müfredatımızı askıya aldı. Yani bir taslak müfredat hazırladı ve o taslak müfredat üzerinde şu anda birçok tartışma, gelişme var ve bu müfredata da tüm Türk vatandaşları olarak eğitim camiasının içinde de dışında da olsanız görüş ifade edebiliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden. Tabii biz de hazır Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir tasarısı varken, müfredatımızı köklü bir revizyona uğratmak üzere iken dedik ki ecdat yadigarını konuşalım. Osmanlı Devleti'nde eğitimi konuşalım. Selçuklu'da eğitime girebildiğimiz kadar girmeye çalışalım. Değerli izleyiciler, biz programlarımızın büyük bir çoğunluğunda özellikle bu şehzade anekdotlarıyla alakalı, şehzadelerin eğitimleriyle alakalı bilgiler vermeye çalışıyoruz size. Ama tabii bu bilgileri biz yeni Türk eğitim sistemi ile ya da Türk eğitim müfredatıyla ne kadar üst üste örtüştürebiliriz, o da ayrı bir muamma. Tabii her bir şehzadenin, her bir hükümdarın, her bir padişahın yetişmiş olduğu bir derya var, bir umman var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Molla Gürani'si var mesela. Molla Gürani Sultan II. Murat'ın teklifleriyle efendim Edirne'ye gelmiş ve Edirne'de Şehzade Mehmet'i yetiştirmek üzere böyle büyük bir görev almış. Tabii Şehzade Mehmet, namı diğer Fatih Sultan Mehmet Han, çok hareketli, çok haylaz, amiyane bir tabirle, Anadolu ifadesiyle haşere bir çocukmuş. Ve hünkâr çocuğu olduğunu, şehzade olduğunu, padişahın oğlu olduğunu biraz kullanırmış zat-ı şahaneleri. Ve Molla Gürani bu durumdan rahatsızmış değerli izleyiciler. Her fırsatta Molla Gürani Fatih'e böyle bir kızgın bir bakış attığında ya da işte onu darp ettiğinde, dövdüğünde, ki altını çiziyorum, şehzadeler eğitimleri sırasında dövülürmüş de değerli izleyiciler. Hemen Molla Gürani'ye dermiş ki, ben padişah çocuğuyum efendim, bana nasıl vurabilirsiniz? Ben padişah çocuğuyum, bana nasıl kızabilirsiniz? Tabii bu Molla Gürani Hazretleri'nin artık canına tak eder. Ve bir gün 2. Murat'a gider, huzura çıkar ve der ki, hünkârım, Şehzade Mehmet'in bu tarz çizgi dışı meseleleri var. Şehzade Mehmet size çok güveniyor. Şehzade Mehmet padişah oğlu olduğundan dolayı ben ona eğitim vermekte çok zorlanıyorum. Telkinlerinden sonra 2. Murat Han der ki Molla Gürani'ye, hocam, ben yarın sizin dershanenize geleyim ve talebeniz Şehzadem Mehmet'i yetiştirirken siz beni o derslikten kovun der. Ve 2. Murat, o Ulu Hakan, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı, Molla Gürani Şehzade Mehmet'e ders verirken kapısını çalmadan içeri girer. Ve Molla Gürani sert bir sesle, çık dışarıya ders yapıyorum diye Sultan Murat Han'ı azarlayarak dışarı çıkarır. Ve tabii 7-8 yaşlarında olan Şehzade Mehmet Molla Gürani'ye şöyle bir bakar
Eyvah der, biz sert kayaya çarptık. Ve Şehzade Mehmet, ondan sonra Fatih Sultan Mehmet olur. 7 tane dil öğrenir. Tüm müsbet ilimlerde, tüm dini bilimlerde artık bir deryadır. Ve öyle bir hal almıştır ki, öyle bir ilime önem vermiştir ki Fatih, der ki payitahtın imamı olabilmek için, payitahtta yani İstanbul'da bir camiye, bir küçücük mahalle camisine imam olabilmek için 4 tane dil bilmek zorundasın der imamlara. Ve farklı, çok farklı, işin ruhunu okşayan, işin ruhunu yaşayan bir eğitim sistemi ile bir cihan imparatorluğu, 3 kıtaya hükmetmiş bir cihan imparatorluğu olur İstanbul. Değerli izleyiciler, işte biz bugün bu konunun en uzman isimlerinden bir tanesiyle, sevgili Ramazan Yetkin kardeşimle bu konuyu konuşacağız. Ramazan Yetkin'i biliyorum, hepiniz yakinen tanıyorsunuz. Çünkü sosyal medyada Ramazan Hoca tabiri caizse bir fenomen. YouTube'da Benim Hocam adında bir kanalı var Ramazan Hoca'nın. Ve Benim Hocam kanalı ilk yılında 33 video ile bu işe başlıyor. Ve ilk yılda 1,5 milyon izleyiciyle buluşuyor. Ve daha sonraki yıllarda Benim Hocam kanalı 50 milyonluk bir izleyici kitlesiyle ulaşıyor. Ve son dönemde 85 milyonun takip ettiği bir tarihçi yazarla birlikte olacağız. Ve inşallah kendi ifadesi de hocam 100 milyonla doğru gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu diyor. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tabii tereciye tere satmak gibi olmasın. Biz affınıza sığınarak böyle bir açılış yaptık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam tabii hocaya, muallime kimsin dediğin zaman genelde hiçim der. Öyle der. Ben sizi acizane ifadelerimle tanıttım. Siz gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu kıymetli eğitimcilerden ve etrafımıza baktığımız zaman her belki iki kişiden birisine ders anlatmış bir eğitimcisiniz. Ve Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemini de sizinle konuşmak istedik. Tabii ki. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizlere de böyle bir imkan sağladığınız için Kanal 5'e ve sizlere de biz teşekkür ederiz. Tabii biz Osmanlı Devleti eğitim sistemini genellikle çektiğimiz videolarda maalesef ki sadece sınav formatında anlatabilen öğretmenleriz. Öğrencilerimiz şu an eğitim sisteminde sizler de takdir edersiniz ki sadece sınav odaklı çalıştığı için bizlerin orada vereceği ekstra bilgiye çok ihtiyaçtan ziyade sadece sınava endeksli bir bilgi verirken daha çok hoşlarına gidiyor. Halbuki ikimiz de tarihçiyiz. Halbuki hikaye kısımlarının tarihte insanları daha çok ilgi çektiği aşikar. Evet. Ancak gelin görün ki eğitim sistemimiz tabii Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemi ile Osmanlı Devleti eğitim sistemi bir değil. Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde ki tabii ki 17. yüzyıldan sonra bir takım aksaklar olsa da kuruluş döneminden itibaren başlayıp 17. yüzyıla kadar geçen evrede Osmanlı eğitim sistemi Orta Çağ ve o dönemin Avrupa'sından çok daha iyi. Tabii Osmanlı eğitim sisteminde direkt kafa müderrise dayanıyor. Yani müderrisin iyi olması çok çok önemli. O yüzden müderrisler ki şehzade mekteplerindeki padişahların yetişmesinde en iyi hoca aranıyor ki işte Fatih Sultan Mehmet Molla Gürani örneğini verdiniz ki Molla Gürani'den sonraki keza Akşemseddin. Yine bakıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihinde en fazla müderrise sahip olan yani bir en fazla müderris tarafından yetiştirilen şehzade. Yaklaşık olarak 17 tane müderrisi var ki daha sonra da hayatın sonuna kadar da biliyorsunuz huzur dersleriyle ilmi tartışmaları yapmış bir padişahımız. Tabii Fatih'ten sonra gelenek devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'a da gidiyor ama ilk başına dönmek lazımsa. Tabii ki Osmanlı Devleti kuruluşunda sizler de biliyorsunuz ki bir çadır devleti olarak kuruluyor. Ve çadır devleti olarak kurulduktan sonra kısa süre içinde çeşitli sebeplerden dolayı yayılma imkanı buluyor. Özellikle Bizans üzerine düzenlenen seferler sırasında Bizanslı bilginlerden, özellikle Müslüman olduğu için de Araplardan, Suriye'den, Türkistan'dan bu çevreden gelen ilim insanları var. Osmanlı Devleti'nde ilk İznik Orhaniyesi kurulurken, tabii ki Orhan Bey döneminde, buraya bir öğretmen ataması gündeme geliyor ki öğretmen atamasındaki en önemli mevsi ya da aranan şart kesinlikle sizin dediğiniz gibi dil bilmesi ve farklı diller bilmesi. İkinci aranan mevzu ise ahlak. Yani Osmanlı Devleti'nde müderris olmanın en önemli şartlarından bir tanesi ahlak. Ahlaktan kastettiğimiz şudur. Karakteri oturmuş, öğretmen ve öğrenci ilişkisini çok iyi bilebilen, ders ve ödev takibini yapabilen,
Ve akşam eve gittiği zaman müderris hala öğrencilerle ilgilenebilen bir yapıya sahip olması. Ahlaktan kastettiğimiz budur. Tabii ki öğretmenin iyi olmasının şartı o zamanlar aranıyor, taranıyor. Ve Davud-u Kayseri isminde esas kılınıyor. Ve Davud-u Kayseri, Türkistan bölgesinde, Arap dünyasında çok tanınan birisi. Orhan Bey onun yazmış olduğu bir eserden etkileniyor ve kendisini İznik'e davet ediyor. Davud-u Kayseri İznik'e geliyor ve İznik'te İznik Orhaniyesi'nde ilk derslerine başlıyor. Ki zaten Davud-u Kayseri'nin özellikle yetiştirmiş olduğu eğitim sistemi şöyle. Davud-u Kayseri diyor ki, bir, öğretim dilimiz Osmanlı Türkçesi veya daha sonraki zamanlarda medresede öğretim dili Arapça olacak. Ama burada şu var, bir ezbere dayalılık var. Bunu bir aşikar, bunu bir bilelim. Evet. Osmanlı eğitim sistemi ezbere dayalıdır. Artı yine bakıldığı zaman en iyi kitapları okumak şartı vardır. Yani o döneme kadar yazmış en önemli hadis kitabı ne? Kimin? Mesela Ebu Müslüm'ün, Ebu Davud'un veya işte Buhari'nin. Evet. Bu kitaplar bitirilmeden bir başka derse geçilmiyor. Yani öğrencinin sınav formatı kitabı bitirmeyle alakalıdır. Ders geçmesi ve sınıf geçmesi dediğimiz olay bu. Tabii bizde aynı anda biliyorsunuz 10-15 tane ders öğrenciye veriliyor Türkiye'de. O zamanlar öyle değil. Bir ders size müfredat belirleniyor. O ders size anlatılıyor. O dersten sonra siz o kitabı bitirdikten sonra o kitaptan sorumlu hale getiriliyorsunuz. Ve o kitaptan sorumlu olduğunuz zaman eğer hocanız size geçer not verirse bir başka ders almaya başlıyorsunuz. Yani teker teker bitire bitire gidiliyor. Aynı anda bir 10 dersi adapte değil de bir dersi adapte ediliyor. Tabii Davud-u Kayseri'nin yetiştirmiş olduğu sistemin içinde ara, teneffüs dediğimiz olay. Ki o zamanlar hiç yok böyle bir şey. Yine bakıldığı zaman tabii ki caydırıcı cezalar var. Osmanlı eğitim sisteminde tabii ki cezalar bakımından bakıldığı zaman falaka cezası çok fazla. Ele değnek cezası fazla veya medreseden çıkamama cezaları var. Yani birçok cezayla karşı karşıya ama ödül de var. Ödül ailelerin buluşturulması. Yine yatılı olursa işte imarethanede birden fazla öğün yetirilmesi ya da istediği bir yere gezdirilmesi şeklinde de ödüller var. Osmanlı eğitim sisteminde Davud-u Kayseri'nin yani sunmuş olduğu bu eğitim sistemi 17. yüzyıla kadar böyle gitmiş neredeyse. Tabii ki medreselerde Sahn-ı Seman ileride tabii ki Süleymaniye medreselerde tabii değişik bir yapısı var. Ama ilk baştaki medreselerdeki temel yapı öğrenci sistemi yetiştirme bir kere daha söylerim burası önemlidir. Ders bitirmeye yöneliktir. Tek tek ders olarak gidilir. Aynı anda 10 ders verilmez. Birincisi bu tabii. Bu da öğrencinin odaklanma problemine karşı alınmış bir tedbirdir diye tabii düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Yani, bir anda 10 tane derse çalışmaktansa. Bir anda 10 dersi görmek mi acaba? Bu da tabii şu anda müfredat tartışmalarına aslında bomba gibi düşecek bir cümle. Yani bir anda 10 ders mi yoksa bir derse odaklanıp o dersi layıkı veçiyle işleyip diğer bir kitaba geçmek mi? Bu da ayrı bir soru. Tabii Osmanlı Devleti'nde müderrislerin genellikle teneffüs veya ara verme zamanları bakıldığı zaman zamansal anlamda 1 saat 5 dakika. Bazı derslerde ise özellikle bizim ulumu aliye dediğimiz yani büyük dersler dediğimiz matematiktir. İşte ya da öbür taraftaki dini ilimlerden fıkıhtır, tefsirdir. Zol oran derslerde mesela cüzün bitmesi beklendiği için mesela uzun sürebiliyor. Ama Osmanlı Devleti bazı derslerde 20-22 dakika arasında ders yaparken bazı derslerde en fazla 65 dakika yapmış. Çünkü öğrencinin alabilecek kapasite daha da fazla olamaz zaten. Günümüzde bile tartışılıyor işte 20-25 dakikadan sonra öğrencinin bir derse adapte olması çok zor deniliyor. Şimdi bakıldığı zaman bir de şu var. Davud-u Kayser özellikle belirli bir müddet bu sistemi oturttuktan sonra Osmanlı Devleti ilk zamanlarında inanın müderris yokluğu çekmiştir. Yok. Hiçbir yerde öğretmen sıfatını taşıyabilecek ve bilgi aktarabilecek bir öğretmen bulamayınca tabii ki Suriye'den, Türkmenistan, Türkistan taraflarından veya Acem tarafından, İran tarafından öğretmenler getiriliyor. Zaten Osmanlı Devleti'nin ilk medreselerinde çalışan öğretmenlerin isimlerine bakıldığı zaman bir isim yok da genellikle hangi coğrafi bölgeden gelmişlerse öyle isimlendirmişler. İşte Acemi, işte Arabi, Türkiye Buhari gibi, Buhari aynen. O yüzden Osmanlı Devleti eğitimde ilk başlarda çok zorlandı. Peki Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemini gerçekten tam teşekküllü hale sokan kişi tartışmasız Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Seman medreselerini açtıktan sonra ve ona yetiştirme, ona öğrenci yetiştiren orta öğretim düzeyindeki tetinme medreselerini açıyor. Böylelikle tetinme medreselerini bitirenler Sahn-ı Seman'a geçiyorlar ki tetinmeyi de bitirmek çok zor. Çünkü birçok ders artık alınmaya başlanıyor. Artık ikili derslere dönülüyor. Yani bir kitap değil de artık iki ay içinde iki kitap bitirme zorunluluğu gibi bir şey getiriliyor. Dil dersleri çok büyük önem taşıyor. Osmanlı Türkçesi ve Arapça. Ve tabii ki Farsça. Bunlar bilinmesi zorunlu hale getiriyor. Çünkü bir padişah yedi dil biliyorsa yetiştireceği de, medreselerde de tabii ki bir kişinin birden fazla dil bilmesini istiyor. Bundan daha şey ne olabilir?
Ve sahne sema medreseleri genellikle günümüzün ilahiyat fakültelerine benzer veya İslam enstitülerinin yapısındadır. Mısır'daki ben LSR'e benzetirim bir nevi. Tabi sahne sema medreseleri ve ondan hariç medrese yapılarına baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde müderrislerin aldıkları maaşları orantılarıyla medreseler var. İşte 20'li medrese, 30'lu medrese, 40'lı medrese, 50'li 60'lı medreseler vardır. İsimlendirmeleri bunlardır. Bu genelde Osmanlı'nın geleneklerinden bir tanesi. İşte tımarda da mantık aynıdır. Yani medresedeki muallimin, müderrisin maaşıyla isimlendirilen medrese. Aynen. Ne kadar enteresan. Aynen. Bu arada sahn-ı seman medreseleri bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temelleri denir. Doğru değil mi hocam? Doğru. Yani sahn-ı Üniversitesi'nin temeli. Ciddi bir temel bu. Bugün uluslararası bilim dünyasında artık adını gerçekten duyuran bir üniversite İstanbul Üniversitesi. Tabii ki. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in akabinde gelen, tabii ki diğerleri de açmıştır, Beyazıt falan ama bakıldığı zaman Kanuni Sultan Süleyman da Süleymaniye Medrese'den açarak Osmanlı eğitim sistemini gerçekten belirli bir müddet tepede tutmuştur. Ancak şurayı da kaçırmamak lazım. Osmanlı eğitim sistemini anlatırken sadece medreseler değil, ilk çocukluktan başlayarak başlayan sıbyan mektepleriyle başlanıyor. Yani tabii Osmanlı'da eğitim sistemi formal informal şeklinde ya da örgün yaygın şeklinde ikiye ayrılarak işleniyor ama bakıldığı zaman yaygın eğitim kurumları dediğimiz işte kahveler, işte baktığımız zaman gene esnaf teşkilatları, loncalar, camiler, tekkeler gibi yerlerken bu tarafa baktığımız zaman örgün eğitim kurumlarında ilk basamak sıbyan mektebi kabul edilir. Yani başlangıcı oradan başlamak lazım. Yani Osmanlı'da bir çocuk nasıl yetiştiriliyor? Önce sıbyan mektepleriyle. Bu sıbyan mektepleri genelde 5-7 yaş arasındaki Osmanlı'da okula başlama yaşı 5'tir. Evet. Ama bazı zamanlarda 7'ye yükseltilmiştir. Çünkü çocukların gelişimiyle alakalı bir durum. Ki biliyorsunuz Türkiye'de geçen yıllarda da çok tartışıldı. Tartışılan konu neydi? 6 yaşını bitirmiş çocuklar hani okula gitmeye başladıkları zaman hani yeterli düzeyde mi? Düşünün ki Osmanlı'da 5 yaşında başlıyordu çocuklar. Ondan öncesi de okul öncesi eğitim ailede veriliyor belli müddet. Peki Sıbyan Mektebi nasıl bir yerdir? Mahallelerde bulunuyor. Tabii çocuklar sizler de takdir edersiniz. Biz de ilkokula ilk gittiğimiz zamanlar korku. Öğretmenden korku, okuldan korku ve ilk defa aileden ayrılıp bir yerde tek başına mücadele etme imkanı var. Tabii biliyorsunuz ilkokullarımızda ilk günlerde aileler bizi götürüyor. Şu an hala günümüzde öyle. Peki Osmanlı Devleti'nde bu gelenek yok mu? Tabii ki var. Çocuk her yerde çocuk. Ha 1000 sene önce çocuk, ha 1000 sene tabii sonra ki çocuk. Fark eden bir şey yok. İşte çocuklar ağlamasınlar diye Osmanlı Devleti farklı bir sistem yapıyor. Amin alayları düzenliyor. Evet. Amin alayı şu. Gideceği sıbyan mektebine çocuğa bir midilli ayarlanıyor. Midilli dediğimiz at, atın ufağı. Bu çocuk o midilliye biniyor. Bütün akrabaları ve bütün eşraf davet ediliyor. Bu çocuk sanki ülkenin ileride bir cumhurbaşkanı, bir padişah ne bileyim işte ülkenin sadrazamı olacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Ya bak sen önemli bir kişisin, önemli bir yere gidiyorsun. Sen, ileride sen bitirdiğin zaman bize önemli faydan olacak diyerek çocuğu korkudan ziyade çocuğu midillinin üzerine bindirip yoldayken işte ona hediyeler vermeler. İşte midilinin yan taraflarına ki o işte gözlere hediyeler atmalar, yiyecekler atmalar, paralar atmalar. Çocuk bu şekilde nereye kadar götürülüyor? Diğer arkadaşlarıyla beraber Sıbyan Mektebi'nin önüne kadar götürülüyor. Burada da tabii istiyorum ki hocam müsaadenizle. Tabii ki. Aynı şeyi şehzadelere de yaparmış Osmanlı. Bed-i Besmele törenleri. Bed-i Besmele. Evet. Şehzade okuma yazmaya geçtiği zaman, okuma yazma öğrendiği zaman şehzadeyi bir sultan gibi ağırlarlarmış. Aynen. Yani eğitime verilen öneme bakar mısınız? Tabii. Şehzadegan mekteplerine Bed-i Besmele. Ne kadar, çok önemli. Ne kadar güzel. İlk ders onlarda. Evet. Bu Sıbyan mekteplerindeki ilk ders dediğimiz olay da bu. Ve amin alaylarının en önemli tarafı ailelerin gidip özellikle müderrislere benim oğlumla çocuğumla ilgilen diyerek müderrise çeşitli hediyeler almasıdır. Yani burada hem öğretmen aslında hem de öğrenci gaza getiriliyor. Evet. Yani öğretmene bak bu çocuk sana emanet, eti senin kemiği benim anlayışı var. Tabii zamanla tabii çocuk şımardıkça ceza da almıştır. Çocuk başarı gösterirse ödül de almıştır. Sıbyan mekteplerini bitirdikten sonra artık yavaş yavaş medrese eğitimi başlıyor. Ancak biliyorsunuz Osmanlı'da eğitim klasik dönemde zorunlu değil. Yani medreseye gidip gitmemek veya Sıbyan Mektebi'ne gidip gitmemek velinin inisiyatifine kalmış. İnisiyatifine kalmış. Bir de çocuğun başarısına kalmış. Şimdi biz medreseye herkesin gittiğini düşünmeyelim. Medresenin girişinde bir hocanın gözünden geçme olayı var. Evet. Yani öğretmenler, müderrisler orada bir sınav demeyeyim ama çocuğu gözü tutma deriz ya biz. Hani bizler de bazen yapıyoruz. Bu çocuk okur, bu çocuk okumaz. Aynen onun gibi tabir yapıyorlar ve medrese eğitimi başlıyor. Medreselerde biraz önce anlattığımız gibi eğitimler 20'li 30'lu 40'lı medreseler yine Sahn-ı Seman ve işte Süleymaniye veya işte Tetinme medreselerinde yapılıyor. Tabii burada en önemli şeye bakmak lazım. Medreseyi bitiren öğrenci ne oluyor?
Şimdi en önemli mevzu bu. Evet. Şimdi medreseye başladığı zaman öğrenci Ramazan Bey Softa veya Suhte ismini adlandırır Osmanlı Devleti'nde. Daha da farklı isimleri vardı. Talebe gibi evet. Mesela en çok kullanılan. Peki bu çocuk başladıktan sonra medresenin öğretim senesi 4 sene Osmanlı'da. Ama bu minimum 4 sene diyeyim ben size. Çünkü bu 7'de de bitebiliyor, 8'de de. Bu çocuğun başarısına bağlı. Sıbyan mekteplerine başladı. Başladı, bitirdi. 4 ila 7 yıl arasında bir eğitim. Sıbyan 4. Evet. Sıbyan 4 ama medresenin bir süresi yok. Aynı üniversitede hani biz de ders bırakırız evet, 4, 5, 6, 7 diye gider ya. Aynı onun gibi çocuğun başarısına bağlı. Evet. Kitabı bitirdi. Ben size bir ödev verdim, kitap verdim. Siz kitabı bitirdiniz. Evet. Ben öğretmen olarak sizi bu kitaptan sorumlu tuttum. Peki o kitabı yeterli derecede okumamışsanız tekrar 2 ay bir vaktiniz daha var. Evet. Böylelikle en sonda başarısız olursanız medreselerden atılma da var. Hmm. Şimdi medrese sistemi biraz ilginç Osmanlı'da. Şöyle anlatayım. Medreseye çocuk girdi soft olarak. Evet. Ya da diğer adıyla suhte. Çocuk birinci sınıfı ya da hani lise 1 diyelim buna. Hmm. Lise 1'i bitirdikten sonra danışman ünvanı alıyor. Biraz da bilgili öğrenci demektir bu. Ve lise 4'e kadar eğer tam olarak görevini ifa edebilmişse en sonunda kendisine bir başka üst medreseye gidebilir. Buna ihtisas medreseleri diyoruz biz. Evet. Çocuk illa öğretmen olmak istemeyebilir. Osmanlı Devleti'nde öğretmen olmak için sadece medreseyi bitirmek yeterlidir. Hmm. Yani medreseyi bitirdiğiniz an mülazım denilen bir sisteme giriyorsunuz. Ne demek mülazım? Atama bekleyen öğretmen demek. Ancak bizim günümüzdeki gibi atama bekleyen öğretmen değil. Osmanlı Devleti atama en fazla bakın. Normalde 21 günde ataması çıkıyor. 21 günde sonra gidiyorsunuz memlekete atıyorum nereye atandınız? Kırıkkale'ye. Kırıkkale'ye atandıktan sonra her 2 senede bir tekrar başkente geri çağrılıyorsunuz. 1 sene bekleme süreniz var. Yani şöyle söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nde 30 senelik bir öğretmen aslında en fazla 15 yıl çalışmış sayılıyor. Yani Osmanlı Devleti'nde çünkü yıpranıyor insanlar. Öğretmen yıpranan bir... O 2 senede 1 sene yıpranma payı. Yıpranma payı, evet. Hmm. Osmanlı Devleti onu merkeze çekiyor. 1 sene boyunca tekrardan kendi özel işleriyle ilgilenmesini istiyor. Evet. Ve orada tekrardan kişi kendini yeni çıkan yayınlar, o zamanlarda el yazımı çünkü çok zor. Şimdi burada matbaaya bastırıyorsun hemen kitap geliyor. O zamanlar bir el yazması eser bekleniyor. Atıyorum Türkistan'dan. Yıllarca. O yıllarca bekleniyor. Mesela İstanbul'a geliyor biliyorsunuz o eserler, ya el yazması eserler. Orada müderris bir kere daha okuyor, bir kere daha kendini güncelliyor. Güncellendikten sonra tekrar medreseye atanıyor. Çok güzel. Burada öğretmenin atanması bu. Yani hiçbir şey yapmasa öğretmen, hani eskiden de derlermiş ya, hiçbir şey olmazsan bile öğretmen olsun. İşte o anlayış da Osmanlı'dan geliyor. Şimdi tabii durum öyle değil de. Değerli hocam, hemen burada... araya girmek istiyorum. Tabii. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürümüz 3 evet. gün önce bir kamuoyu açıklaması yaptı. Buradan biz eğitim fakülteleri tercih eden izleyicilerimize, özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize de bir ikazda bulunmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmen ihtiyacının 100 bin kişi olduğunu ifade ettiği Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürümüz. Ve bu 100 bin kişilik ihtiyacın karşılanması durumunda öğretmen adaylarının, yani atama bekleyen öğretmen adaylarımızın işsiz kalması söz konusu. Dolayısıyla farklı alanlara yönelinmesi gerektiğini ifade etti Sayın Genel Müdür. Eğitim fakültesi tercih edenler lütfen bu cümlelere dikkat etsinler. Bir de tabii bir eğitimci olarak seçilsin kardeşim. Yani herkes de öğretmen olmasın diye düşünüyorum. Naçizane fikrim. Hocam özür dilerim. Buyurun. Tabii ona son dakikalarda eğer izin verirseniz Türkiye Cumhuriyeti atama evet. sistemiyle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Ve oradaki beyefendinin sözleri de bizler için çok çok önemli. Aslında bilinen bir şey söyledi ama evet. biraz yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Yetkili ağızdan gelince tabii, biraz daha tabii, farklı oluyor farklı açıkçası. İnsanı evet. can acıtıyor. Evet, evet, can acıtıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminde, medresede hiçbir şey yapmazsak dediğimiz gibi öğretmen olsun. Tabii hiçbir şey yapmazsak kimse de yanlış anlamasın. Çok katı bir eğitim. Çok bilgili bir şekilde çıkıyorsunuz. Yani evet. Düşünsenize sizi Akşemseddin yetiştiriyor. Molla Güran'ı yetiştiriyor. Şimdi o şeyden geçen birisinin, o tezgahtan geçen bir çocuğun ki o onay verdiği halde kötü bir öğretmen olması ihtimali yoktur. Hocam geçen hocaya bir öğrencimin ya. Biri, hatta şeydir, çok başarısız bir öğrenciydi, ismini söylemeyeceğim. Hakikaten üstünde çok oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz evet. çocuklarımızdan birisi bana... Tarihin yorumunu nasıl yaptı biliyor musun? Evet. Dedi ki, ya hocam dedi, eğer ölüm olmasaydı tarih de olmazdı. Haydi dedim ya, nereden çıktı bu şimdi? Ölüm olmasaydı düşününsenize dedi. Düşününsenize dedi, Mimar Sinan'ın yaptığı evleri satın aldığınızı.
İbn Sina'nın sizi muayene ettiğini. Evet. Şimdi aklıma o geldi. Ama düşününsenize Molla Gürani'den yani ders aldığınızı. Tabii ki. İşte oradan tezgahtan geçen birisinde yani boş bir müderris olma ihtimali Osmanlı Devleti'nde yok. Evet. Tabii Osmanlı Devleti'nde şu var. İhtisas medreseleri var. Şimdi herkes Osmanlı Devleti öğretmen olacak diye bir şey yok. Diyor ki ben doktor olmak istiyorum, hekim. Şimdi hekim olmak çok ayrı bir şey. Sonuçta insanın canı ve kanıyla veya ameliyat yapıyorsun. Bir öğretmen gibi ders anlatıp çıkmıyorsun. Tabii bunun içinde ne yapmak lazım? Bunun özel bir ihtisas dediğimiz, zaten ihtisas kelimesi de oradan geliyor. Burada ne yapmak lazım? İhtisaslaşmak için de apayrı bir medreseye daha gidiyoruz. Bunların ismi de Darüttıp deniliyor. Darüttıp'a gidiyor. Bir sene daha ders görüyor. Bakın 4 sene bitiyor. Ekstra bir sene daha görüyor. Hani günümüzün yüksek lisansına benzetiyorum ben. Bir sene daha ekstradan ders görüyor. O Darüttıp'tan mezun olan doktor oluyor, hekim oluyor. Darül Endese'den mezun olan mühendis oluyor Osmanlı Devleti'nde. Darül Hadis'ten mezun olan hadis öğretisi oluyor. Muhaddis yani. Darül Fünun. Evet. Veya, evet aynen o şekilde. O Tanzimat döneminde açılacak. Evet. Klasik dönemde ise ihtisas medreselerinde mesela Darül Kurra var. Kur'an öğretisi oluyor. Osmanlı Devleti sistemi belirlemiş. Öğretmen olacaksan hiçbir şey yapma, devam et. Ama doktor, hekim, mühendis gibi veya Kur'an öğretisi veya hadis öğretisi olmak istiyorsan bir sene daha ekstradan okuyacaksın demiş. Peki oradan oraya geçiş bir belgesi var. Onun adına biz temessük diyoruz Osmanlı Devleti'nde. Medreseyi bitirdim ben, normal medreseyi. Oradan ihtisas medresesine geçeceğim. İsmi bunun temessük. Peki ihtisas medresesine gittim, Darüttıp'ı bitirdim, hekim olacağım. Hekim olurken de bana icazetname veriliyor. Yani günümüz anlamıyla diploma veriliyor. Ve Osmanlı Devleti artık hemen göreve başlanıyor. Osmanlı Devleti'nde dediğimiz gibi öğretmenin yıpranma payı da düşünülerek 15 senelik bir eğitim hayatı var, öğretim hayatı var. Yani günümüzde biliyorsunuz ki Türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 25 sene zorunlu öğretmenlik ya da 20-25 sene arası diyeyim. Ve ondan sonra tabii bir emeklilik dönemi gelmiyor öğretmenler için Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ülkemizde maalesef ki belli bir yaşı geçiren öğretmenlerimiz emeklilik yerine çalışmaya devam ediyorlar. Tabii bu da arkada bekleyen kitleyi, genç kitleyi çok rahatsız ediyor. Evet. Peki Osmanlı Devleti'nde yaş var mı? Şimdi en önemli meselelerden bir tanesi bu. Şimdi bu şöyle değerlendirmek lazım. Emeklilik yaşı emeklilik var mı? O kastediyor. Evet. Osmanlı Devleti öğretmenlerin emeklilik yaşı var. Tahminler şöyle bazı kaynaklarda 47-49 arası emeklilik yaşı. Neden ama? Çünkü Osmanlı Devleti ölüm veya ölümlerin hani ortalama yaşlarına baktığımız zaman 55. Evet. Yani bakıldığı zaman 55 yaşında vefat edebileceği düşünülerek 47 yaşına görevine son veriliyor. Yani ölümüne 8 yıl kala falan. Hani yaş o hesap ortalaması. O. Yaş ortalaması. Evet. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti 55 değil ki, Türkiye Cumhuriyeti 70. Ölüm oranı yani yaşının ortalama oranı 70'e çıkmış. Şimdi 70'e bakarak devlet emekliliğe yapıyor bakın. 63 diyor mesela. 61 diyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Yaş deyince eskiler Peygamber Efendimizin vefat yaşı 63 olduğu için evet. 63 yaşını geçtikten sonra haddi aştık derlermiş. Evet aynen öyle. Haddi aşmak artık ıskartaya çıktım. Emekli olmak durumundayım tabii. Şeklinde. Tabii. Anlayış çok güçlü bir anlayış. Çok güçlü. 63 yaşından sonra mesela Osmanlı Devleti'nde yaşayanlar kesinlikle çalışmıyorlar. Zaten devletin sosyal yardımlarıyla geçinme durumları çok söz konusu. Ama eğitim sistemimizin Osmanlı Devleti'ne bana göre en büyük katkısı dönemsel bazda bakarsak Fatih Sultan Mehmet zamanında yetiştirilen bilim adamları ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve onun akabinde yetişen bilim adamları zaten dönemin iki büyük padişahın zamanında yetiştiğini ve eğitim sisteminin kaliteli olduğunu oradan anlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin. Yine babası 2. Murat'ın hocası Molla Gürani. Yine baktığımız zaman Mirim Çelebi, Ahiç Çelebiler. Akkoyunlardan bize gelip tekrardan bizlerde Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapan ve Osmanlı Devleti'nde işte belirli müddet bu müderrislik yaparken Ayasofya'yı kendine sıfır kabul ederek günümüzdeki Greenwich'i Ayasofya'ya özdeşleştiren Ali Kuşçu. Yani tartışmasız ki onun torunu Mirim Çelebi. Yine baktığımız zaman idrar yolları hastalıklarıyla uğraşan Altuncuzade veya Altunizade. Yine bakıldığı zaman plastik cerrahinin babası diye nitelendirilmiş. Osmanlı Devleti'nin ilk cerrahı. Ve Osmanlı Devleti ilk renkli ameliyatları renkli şekilde Fatih Sultan Mehmet'e Kitab-ül Cerrahiyetül Haniye isimli bir eseriyle sunan Sabuncuoğlu Şerafeti. Bunlar Fatih döneminde yetişmiş çok ünlüler. Yine Fatih matematik hocaları. Evet. Yine bakıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki geçen süreçte ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında yetişenler. Orada biraz denizciler ağırlıklıdır. Pir Reis, Seyid Ali Reis, Turgut Ali Reis gibi ama genel manada Fatih ile Kanuni'yi eşit dengede tutabiliriz. Bilim insanlarını yetiştirme ve medreselerdeki metodoloji açısından. Evet.
Şimdi hocam klasik dönem Osmanlı eğitimini o kadar güzel özetlediniz ki ağzınıza sağlık. Biz artık eğitim sisteminin, Osmanlı eğitim sisteminin revizyona girdiği tarihten itibaren tekrar muhabbete devam edeceğiz. Yalnız kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra değerli izleyiciler, bugün tarihçi yazar sevgili Ramazan Yetkin kardeşimle birlikte Osmanlı eğitim sistemini konuşuyoruz. Kısacık bir reklam aramız var. O reklam arasından sonra daha orijinal bilgilerle karşınızdayız. Bizlerden ayrılmayın efendim. Yeni yüzünüz tek YGS ve LYS'ye hazırlıkta yeni yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim devam ediyor. Bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, biz bugün Ramazan Yetkin Hoca ile birlikte Osmanlı eğitim sistemini konuşuyoruz. Malumunuz Timur girer, Bağdat'ı yakar, Sivas kütüphanelerini yakar. Efendim işte bir Fransız ordusu gider, Emevi kütüphanelerini yakar. Orada Türklerin, efendim Müslümanların oluşturduğu kütüphaneleri yakar. Herhangi bir X hükümdar gider, işte kitapları nehire atar ve o nehir aylarca mürekkep akar. Rivayetler budur. Ama siz bize dair ilim ya da irfanı ya da eğitimi baltalamaya yönelik herhangi bir rivayet dahi duyamazsınız değerli izleyiciler. Öyle necip bir milletimiz var ki gerçekten ilme, bilime, irfana, İnsanın kendini yetiştirmesine önem veren, kıymet veren o kadar kıymetli bir milletimiz var ki çok şükür yüzyıllar boyunca bu millet buna vermiş olduğu değerden dolayı da İslam'ın sancaktarlığı şerefiyle şereflenmiştir diyoruz. Ve biz bunları belki Allah'ın ilk emri olan oku emrine vermiş olduğumuz önemden dolayı yaşıyoruz. Duamız, niyazımız odur ki bu millet hep böyle anılsın, bu millet hep böyle görülsün. Tabii değerli izleyiciler, önce eğitim Facebook sayfamızdan çok ciddi mesajlar alıyoruz. Biz Ramazan Hoca ile muhabbetin tadını aldık. Zannetmeyin ki o mesajları görmüyoruz. Hepinize buradan hürmet, selam iletiyoruz. Ve ben kayda değer sorular olduğunda program bütünlüğümüzü de bölmemesi adına o soruları burada masaya yatırıyor olacağım. Evet Ramazan Hocam, şimdi klasik dönem Osmanlı eğitimiyle ilgili o kadar güzel özetlediniz ki tabii bizim de İbni Haldun'un rivayet ettiği gibi her insan diyor doğar, büyür ve ölür. Bizim de bazı eksiklerimiz vardı. Osmanlı Devleti'nde de hoş olmayan, efendim
çağın gereksinimlerine ayak uyduramayan bazı sistemler de vardı. Evet. Ve bir klasik dönemden işte Tanzimat'la birlikte bir revizyon hareketi gerçekleştirildi. Evet. İşte oradan bugünümüze kadar bir eğitim sistemimiz söz konusu. Evet. Ama Molla Güranileri de aramıyor değiliz açıkçası. Kesinlikle. Ne oldu da Osmanlı eğitim sisteminde bir sıkıntı hasıl oldu ve biz artık Avrupa'ya öğrenci göndermek zorunda kaldık. Evet. Şimdi 17. yüzyıla kadar gelindiği vakitte Osmanlı'daki medrese sistemi tıkır tıkır işlemiş. Ancak 17. yüzyıl Osmanlı'da sizler de isimsel olarak biliyoruz ki duraklama dönemi. Ki duraklama döneminin isimseli takıldığı zaman o zamanlar tereddü ve tagayyür dönemi deniliyor. Bozulma ve yozlaşma. Şimdi bozulma bir kurumsal anlamda kullanılabilir ama yozlaşma kelimesini biraz açmak lazım. Hı hı. Yozlaşma aslında şu demek. Kurum aynı yapısını devam ettirerek hiç üzerine bir şey katamamış. Yani medreselerde okutulan ders aynı, medreselerde okutulan kitap aynı. Ancak o zamanlarda bizler unutmayalım ki reform ve rönesansı yaşayan bir ortaçağ Avrupası yerine artık akıl çağına doğru giden bir Avrupa var. Bir de şu var, bilimi teknolojide kullanmak lazım. Şimdi evet. Biz mesela Cezeri Artuklar döneminde bunu teknolojiye kullanmış. Yine baktığımız zaman Hazini diye bir bilim adamımız var, Müslüman bilim adamı. Binlerce alet üretmiş. Yani ameliyatla ilgili. Yine bakıldığı zaman şimdi bunların hepsini yaparken 17. yüzyıla kadar dedim ya ezberiyet sistemi var. Hı. Çocuk ezberliyor. Hocası onay verirse müderris oluyor. Peki başarısız olan öğrencilere de hocalar onay vermeye başlarsa? Ya da çocuk yaştaki öğretmenler artık çocuklara ders vermeye başlarsa ki bu beşik ulema aldı dediğimiz bir sistemdir. Alimin oğlu alimdir anlayışı geliyor. Şimdi alimin oğlu alimdir güzel. Ben öğretmenim ama benim babam öğretmen değil. Belki siz de öğretmensizdir ama sizin babanız da öğretmen olmayabilir. Evet. Ve bundan sonraki doğacak çocuklarımız da öğretmen olmayabilir. Ama alimin oğlu alimdir diyerek eve bir maaş yerine iki maaş gelsin diye direten müderrisler yüzünden bir erkek çocuk isteme olayı toplumda çok fazlalaşıyor. Özellikle müderrisler. Erkek çocuk doğursun diye kadın değiştirmeler başlıyor. Bunun birinci sıkıntısı bu. Erkek çocuk doğursun. Yeter ki. Niye? Çünkü onu müderris yapacak. 8 yaşında çocuğa icazetname veriliyor. Ders anlatabilecek. 8 yaşındaki çocuk ne yapabilir? Facia değil mi? 8 yaşındaki bir çocuk 15 yaşındaki bir çocuğa ders vermeye başlıyor. Ne dersi verebilir peki? 8 yaşındaki bir çocuk matematik veremez. Fizik veremez. Hendese mühendislik veremez. Bu çocuğun verebileceği ezber dersler oluyor. Bunu hep anlatıyorum, söylüyorum. Ezber sistemlerinde, televizyon kanallarında da haberlerde çok görüyoruz. İşte Mısır'da bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve hatmetti. İşte onu okurken bütün millet alkışlıyor mesela. Neden? 5 yaşındaki bir çocuğun ezberleyemeyeceği düşünüyor, ezberler. Evet. Osmanlı Devleti'ndeki işte 8 yaşındaki bir çocuğun da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, hadis ezberlemesinden kaynaklı bu derslere giriyor. Peki bu çocuk sadece bu dersleri aktarabileceği için diğer derslere kim girecek? Şimdi böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Böylelikle bazı Şeyhülislamların da bazı derslerin gereksiz olduklarına yönelik fetvalar var. Örnek mesela gökbilim dersi heyet, astronomi. Astronomi diyor gereksiz, uğursuzluk getiriyor diyor. Yukarıyla uğraşıyoruz. Allah da bize bela getiriyor diyor, bela gönderiyor diyor. Hatta bunun için Taküddin'in kurmuş olduğu Osmanlı Devleti'nin ilk rasathanesi bu sebepten yıkıldı. Evet. Yani Şeyhülislam'ın uğursuzluk getiriyor işte İstanbul Boğazı'nın taşması, yangınların çıkmasından kaynaklı. O zamana kadar yoktu bu yangın. Bugün varsa diyorlar, senin yüzünden diyorlar. Sen yukarıyla uğraştın, Allah da bize ceza olarak bunu gönderiyor diyorlar. Şimdi burada bir şey dikkat etmek lazım. Şeyhülislam'ın fetvaları çok önemli. Sonuçta Şeyhülislam'ın bütün fetva bütün camilerde okunuyor. Halk bunu ne yapıyor? Hemen benimsiyor. İşte bir Topal Ataullah Efendi var mesela. Tabii. Hep matbaanın Osmanlı Devleti'nde kullanılmasını geciktiren Şeyhülislam'lardan bir tanesi. Aynen öyle. Bakıyorsunuz işte Avrupa'da bir kitap, biraz önce de sizin arz ettiğiniz gibi bir kitap 100 bin tane çoğaltılıyorsa evet. Bizim 100 bin kaleme ihtiyacımız var matbaa kullanmadığımız için. Tabii yani, hattatlar, müstensiller, onu çoğaltıcılar var. Yani Osmanlı'da zaten matbaanın gecikmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi'den önce matbaa yok muydu Osmanlı'da? Vardı. Evet. Vardı ama kimlerin de? Türklerin değildi. Yahudinin de, Ermeninin de, bir başka milletin de ama Türk'ün yoktu. Çünkü hattat sınıfı diye bir sınıf oluştu Osmanlı'da. Bir de müstensi. Evet. Ben yazıyorum. Siz bunu çoğaltıyorsunuz. Evet. Ben hattatım, siz müstensihsiniz. Peki bu da neye sebep oluyor? Bunlar şu an çıkar çevresi oldu. Matbaada benim yazdığımı artık sizin çoğaltmanıza gerek yok. Zaten matbaa çoğaltıyor. Evet.
Bu da neye sebep olacak? İster istemez hattatlar ve müstensisler işsiz kalmasın diye bazı şehir üstadları sadece dini eser basımını dahi haricindekilerin basılmasına izin veriyor. Mesela dini eser basmak yasak Osmanlı Devleti matbaada belli bir dönem. Tabii yıllar yılları kovaladı. İşte beşik ulemalı sistemi. Müderris olmayacak yetenekte kişilerin müderris olması. Bakın unutmayın ki 8 yaşındaki bir çocuğun verebileceği eğitimle ancak 8 yaşındaki bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler de biliyorsunuz ki öğretmen deyince bizim Türkiye'de ilk akla gelen şey nedir? Öğretmen deyince ilk akla gelen özellikle tarih öğretmeni deyince şöyle bir milletimizde bir hava oluşmuş. Bir, kesinlikle tarih öğretmeni yaşlı olur. Kesin yani bunun daha ötesi yok. Evet. Efendim yaşlı olur, çok tecrübeli olur. Ya, fiziksel özelliklerine girmiyorum, gözlüklü mü olur, saçı beyaz mı olur ama genellikle böyle bir imaj var. Öğretmen deyince şimdi bazen veliler geliyor bizim çalıştığımız kurumlara. Şimdi beni görüyorlar diyorlar ki yani sen mi öğretmensin diyorlar. Şimdi 30-35'li yaşlardayım. Sen mi diyorsun videoyu çekip de ders anlatan hoca diyorlar. Burada ne var? Eskiden Osmanlı Devleti'nde demek ki 8 yaşındaki bir çocuk nasıl anlatamıyorsa bizim algımız hala değişmedi. Evet. Öğretmen gençse tecrübesizdir. Öğretmen ne kadar yaşlıysa tecrübedir. Ancak durum değişti Türkiye Cumhuriyeti'nde. Biliyorsunuz Tanzimat'tan sonra 2. Abdülhamit bu Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemlerinin temellerini attı. Bugün marifperver diye nitelendirdiğimiz 2. Abdülhamit günümüzde gördüğümüz hemen hemen bütün önemli liselerin temellerini atan ve açan adamdır. Ve bizler Fransız ekolü ki Osmanlı Devleti ki başlarda Türkiye Cumhuriyeti de gene Fransız milli eğitimini kendine örnek alıyor. Daha sonra Amerikalı röportörler geliyor, Amerikalı bilim adamları geliyor ama biz gene de Fransız ekolünü 1960'lara kadar kullandık. Evet. Hatta işte köy enstitüleri, yine o dönemlerde açılan köy yatı mektepleri, işte eğitmen kursları bunların en önemli eserleridir. Bir şunu daha söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu zaman sizler de biliyorsunuz büyük bir Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış ve aydın sınıf yok olmuş. Çanakkale Savaşı'nın diğer adı Aydınlar Savaşı. Niye Aydınlar Savaşı? Birçok lise mezun verememiş. Şimdi bakıyoruz olaya. Atatürk zamanında, Mustafa Kemal zamanında atama diye bir sorun yok. Çünkü atayacak öğretmen yok. Aynı Osmanlı kuruluşa geri dönülmüş. Peki orada ne var? 18 yaşında, 20 yaşında herkes liseyi bitirdikten sonra atanıyor. Mecburiyet var. Peki ilerleyen zamanlarda köy enstitüleriyle beraber bir anlayış ortaya çıkıyor ve 1955-60'lardan sonra 70'lere kadar Türkiye'nin bir atanma sorunu yok. Ama üniversiteler çoğalmaya başlayınca artık öğretmenlerin bir, yeterli düzeyde olup olmadığına bakmaksızın bir atama. Evet. İki, yeterli düzeyine bakmak için kullandığımız ölçme aracında değişiklikler meydana geliyor. İşte KPSS bunun eseridir. Yani kamu personel seçme sınavı, DMS daha önceki isimleriyle de söyleyeyim. 99-2000'li yıllarda geldiği zaman amaç şuydu. Hakkıyla memuriyet, puana usulü. Yani ben matematik yapacağım, tarih yapacağım, coğrafya yapacağım. Ama ben nereye atanacağım? Tarih öğretmeni olarak atanacağım mesela. Evet. Halbuki bana hangi derste zorun tutuluyor? Matematikte mesela. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin atama sistemleri 1980'e kadar hemen hemen Osmanlı'ya yakındır. Zorluktan dolayı, yokluktan dolayı herkes öğretmen olmuştur. 6 ayda öğretmen olunuyor. Günümüzde de öyle. 6 ayda POMEN mezunları mesela polis olabiliyor. Aciliyetten dolayı bu tür şeyler var. Yıllarca da olmuş. Ama en sonunda ne oluyor? 99'da sınav geldikten sonra artık puan üstünlüğüne doğru bir sistem gidiliyor. Ancak 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de biliyorsun her ile üniversite açıldı. Her ile üniversite açılmasıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversite kanunlarına göre de biliyorsun Fen Edebiyat Fakültesi kurulmadan üniversite kurulamıyordu. Aynen. Peki Fen Edebiyat Fakültesi'nin bölümlerine bakalım. Bugün en fazla öğretmenin olduğu bölümler. Tarih. Evet. Başta branşımız olmak üzere. Evet. Yine sosyal bilgiler, coğrafya. Yine bakıldığı zaman felsefe gibi o gruptan mezun olan herkes bir bekleme içine girdi. Sonra devletimiz bizlere formasyon verdi. Ne demek formasyon? Sen öğretmen olabilirsin. Öğretmenlik yeterlik belgesi. Hı. Yani aslında ki medreselerdeki icazetname dediğimiz olay. Evet. Peki ondan sonra ne oldu? İşte bu duruma kadar gelindi. Atandı. Şu an 100 bin açık var diyor yetkilimiz. Tabii ücretli öğretmenler hesaba katılıp katılmadığı belli değil. Evet. Yine bakıldığı zaman burada emekli olacak olmayacaklar belli değil ama genel bir açıktan söz edilmiş. İnşallah bu açık sayısı daha da artar. Emeklilik yaşının çok önemli bir şekilde öğretmenlik mesleğine düşürülmesi lazım. Neden? Yaşlıdır, tecrübelidir, mantı artık bitmiştir. Türkiye'de gençliği anlayabilen kişiler öğretmen olmalıdır. Bakın bu çok önemlidir. Bugün öğretmenlerimiz maalesef YouTube'da görüyoruz. Birçok video atıyorlar. Dersteyken yaptıklarını videosunu çekip YouTube'a atanlar var. Evet. Öğretmeni rezil eden görüntüler. Öğretmenle dalga geçilen görüntüler. Ve öğretmen bunlara hiçbir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı. Artık kendisini söyleyeyim. Tabii ki öğretmenler çocuk maalesef ona küfür dahi etse affedersiniz. O küfrün hala internet üzerinde kullanılan kısaltma kelimelerden olduğunu dahi bilmiyor.
Çünkü bilgi çağını öğretmen kaçırmış. Maalesef. Maalesef. Bilgisayara bizler de 17-18 yaşında anca geçebildik. Evet, evet. Şu anki çocuklar gibi 6 yaşında bilgisayarla tanışmadık. Şimdi şöyle düşünelim. Bu öğretmenler ne olacak şimdi? İster istemez eğitim sistemimizde yaşlı tecrübeli mantığı kalmadı artık. Genç, dinamik, azimli birçok dışarıda bekleyen öğretmenimiz var. İnşallah kısa zamanda da atama müjdesi alacaklar zaten. İnşallah. Bir referandum öncesi. Benim tahminim bu. Hani biz bunu burada ben müjde olarak veremem ama bunu zaten vermesi gerekenler Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız veya Milli Eğitim Bakanı'dır. İnşallah referandum öncesinde bir atama olur. Dışarıda bekleyen 450 bin öğretmen var. Bakın bu çok ciddi bir rakam. Yine bekleyen 400 binin üzerinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunumuz var. Alım bekliyorlar. Tabii ki herkes devlete çalışamaz. Bu bir gerçek. Ama özel sektör şartlarını iyileştirilmeden devlete olan bağımlılık öğrencilerde azalmayacaktır. Özel Kesinlikle. Sektör iyi olursa devlete bağımlılık azalır. Bunun faktörü, özeli bu. Ki buna yönelik de hükümetimiz, yani eğer söz konusu muhabbet öğretmenlikse, özel okullara yönelik inanılmaz teşvikleri var devletin. Bu noktada ben şimdi geçtiğimiz programlarda yine böyle bir KPSS'yi konu edindik biz. Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki bakın sevgili izleyiciler, devlet iş ve işçi bulma kurumu değildir. Yani illaki devlet memuru olacağım diye zorlamayın. Gidin farklı kanallarda ekmeğinizi arayın vesaire. Bana çok orijinal ama benim canımı sıkan bir mail geldi. Hocam sen neyin kafasıyla onu konuşuyorsun diye bir mail atmış izleyicilerimizden birisi. Hala anlatırım her yeri geldiğinde. Şimdi bizim öyle arkadaşlarımız var ki işte eğitim fakültesi okumuş, fen edebiyat okuyup formasyon almış ama gitmiş işte asker olmuş, gitmiş evet, polis olmuş vesaire çok vesaire. Var. Yani öyle binlerce örneği var bu işin. Hatta şöyle insanlar da tanıyorum hocam ben, yani evlenmemiş, üniversiteyi bitirmiş, 10 yıl KPSS'yi zorlamış. Her yıl KPSS'ye girmiş ve hala işsiz arkadaşlarımız var. Çok uyarı yapıyoruz bu konuda. Yani kompersiyon seçmesine Ramazan Bey, affedersiniz, çok fazla girilmesinin yanlış olduğunu, yaşın ilerlediğini, hayatımızın ve anlamı, zamanı, keyif alacak yaşların geçtiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Bakın ben özel sektörde çalışıyorum. Ben devlet düşünen bir insan değilim ki devlet bütün şartlara uymasına rağmen gitmiyorum. Yeterli alacak düzeyde puana da sahibim ama devletin ihtiyacı olan diğer arkadaşlarımızın bir önü kesilmesin. İkincisi tabii ki herkes, evet şu konuda doğru söylüyorsunuz. Devlet iş ve işçi bulma kurumu değildir. Ama devlet istihdam da yaratmak zorundadır. Sonuçta biz bu devlette yaşıyoruz. Başka şansımız yok. Nereye gidelim iş bulalım? Evet, sosyal devlet yani, olma işte yetisini de kaybetmemesi lazım aynı zamanda. Aynen. Ama illaki devlet memuru olunacak diye bir kaide yok. Yani 10 yıl zorlamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum bu meseleyi. Ben de aynı şekilde. Peki Ramazan Hocam, şimdi malum programın açılışında ben izleyicilerime arz ettiğim bu müfredat noktasında. Biz acaba, ki şimdi şöyle de bir durum var, yani Osmanlı'ya bir hasret var. Bu ülkenin yeni nesli işte artık Diriliş Ertuğrul izleyen bir nesil. Ya da işte Vatanım Sensin izleyen bir nesil. Evet. Yani artık tarihiyle barışık bir nesil çok şükür ortaya çıkmaya başladı. Osmanlı'ya bir hasret söz konusu. Osmanlı'ya bir hürmet söz konusu. Acaba biz nerelerde yanlış yapıyoruz'a çok girmeden, Osmanlı eğitim sisteminde biz neyi alırsak bu müfredata ya da bu eğitim sistemine eklersek bir eğitimci olarak daha ileriye gideriz diyebilirsiniz. Tabii ki. Şimdi Osmanlı eğitim müfredat askıda. Evet. Ki müfredatla ilgili görüşlerimizi tarihçiler olarak zaten hepimiz bildirdik. Evet. Osmanlı eğitiminin müfredattaki kitap sayısı eskiden birdi. 10. sınıflarda okutuyordu. Şimdi 11. sınıfa da eklendi. Yani iki kitap birden oldu. Yani bu ne demek? Müfredat genişledi demektir. Hı-hı. Bu zaten tarih öğretmenlerinin atama sayısını da yükseltecektir. O da tabii bunları da bilsinler tarih öğretmenleri. Yani sakın sınava hazırlanmamazlık yapmasınlar. Burası Türkiye, Türkiye'de her şey. Bugün Hı-hı. mülakat var, yarın olmaz gibi. Osmanlı Devleti'nin hangisini alırsak iyi olur dediniz değil mi? Hı-hı. Kitap okuma derim. Yani o kitap okumadan, yani bir eserin en iyisini okumadan yetişmemek mümkün değil. Bakın ben üniversite 1. sınıfa başladığım zaman... O zamanlarda doçent, şu an profesör olan hocamıza gittim. Dedim ki hocam, bakın ben tarihçi olacağım. Ben orta 2'den beri tarihçi olmak istiyorum. Tamam, ben nasıl tarihçi olurum dedim.
Siz bana bunu gösterin. Ne yaptı biliyor musunuz hocam? Kağıdı kalemi aldı. 56 tane kitap yazdı bana. 56 adet. Ve bunların o zamanlarda durumum, tabii maddi durumumuz öğrenci olduğumuz için alamadık. Ama zamanla peyderpey ben bu kitapların hepsini bitirdim. Bunlar arasında Asiklopedi vardı. Bunlar arasında çok önemli Halil İnalcık, İlber Ortaylı'nın kitapları vardı. Yine baktığımız zaman İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın. Bunu okumadan olmaz dedi. Şimdi o 56 tane kitap benim kütüphanemde, evimde. Ve o kitapların hepsini bitirdim. Ve dedim ki ben hala tarihçileyim. O kadar daha çok okunacak kitap var ki. Birincisi şu kitap okuma alışkanlığımızı kesinlikle geliştirmemiz lazım. Bu ta ilkokulda ebeveynlerin atacağı bir şey. Ve ailelerimizin atacağı bir şey. Birinci sistem olarak kitap okuma var şu an. İlkokullarda yapılıyor, evet. Zorunlu tutuluyor. Hatta evet belki veliler maddi açıdan çok zor duruma girseler dahi kitap okuma alışkanlığı tekrar geri kazandırılıyor ülkemize. Bu avantaj. Çünkü hiçbirimizin zamanlar hani eskiden kitap alacak maddi güçleri yoktu ailelerimiz. Memur çocuklarıydık. Ama şu an biraz aileler yatırımı kendi çocuklarına yaptıkları için kitap okumayı ben görüyorum. Mesela her hafta öğretmen bir kitabı zorunlu tutuyor. Harika bir şey. O kitap okumaya o yaşta alışan bir çocuk ileride kitap okumamazlık yapamaz. Yani bu sefer der ki yerimde duramıyorum. Muhakkak ben bir gidip kitap alayım. Bir şey okumam lazım. Der. Aynen öyle. Bu gazete olur, roman olur, hikaye olur. Fark etmez. Ders kitabı olur. Birincisi bunu almak. İki, disiplin. Osmanlı Devleti'nde en beğendiğim şey disiplin. Evet bu ceza olarak sakın dövme, falaka, el cezası veya Osmanlı Devleti'nde saç kesme ki zamanda bizim liselerde de vardı. Osmanlı Devleti'nde vardır. Saç kesme cezası vardı. Bunlar haricindeki disiplin kurallarında saygı, sevgi, biraz da korku. Ben yapısal olarak 1960'ların 70'lerin öğretmenim gibi hissediyorum kendimi. Bu anlamda benim öğrencilerimiz bizleri severler, sayarlar. Azıcık da korkarlar ama. Şimdi öyle o korkan şey ki... ama şeyden, inanın hata yapmamaktan korkarlar. Şu anlamda değil. Bizler sonuçta özel sektörde insan veya devlette olsak gidip öğrenci dövecek halimiz yok. O değil. Burada saygıyla korku arasında bir olay yaratıyoruz öğrencide. Öğrenci gerçekten bizi kırmamak için bazen ders çalışıyor. Bak bu çok önemli. Disiplini biz evet. Türk toplumu olarak hep dayak olarak anlıyoruz. Evet. Şimdi benim News Time, News Türk dergilerinde Şubat evet. sayısındaki yazımın konusu bu aslında. Hı hı. Selçuklu medreselerinin kapıları. Kapıları, evet. Selçuklu medreselerinde öyle bir algı varmış. Medrese sınıf kapıları yüksekliği 60-70 santimin üstüne çıkmazmış. Yani öğretmen, muallim mektebinde, dershanesinde oturur köşesinde ve öğrenci o sınıfa girerken öğretmenine saygı göstermek için zaruriyetten de olsa bir eğilme ihtiyacı hisseder. Evet. Burada bir edep söz konusu, burada bir erkan söz konusu. Şimdi biz disiplin deyince hep falaka, dayak, saç kesme vesaire vesaire vesaire. Evet. Tüm darp unsurlarını aklımıza getirirsek maalesef o disiplini sağlamıyoruz. Yani kendinizi sevdirerek de disiplin sağlayabilirsiniz. Aynen. Yani Ramazan Yetkin hocamın bana karşı şöyle bir bakış atması bile benim zoruma gider diyen evet. öğrencileriniz var, var sizin. Ki bu arada öğrencileriniz demişken topluca bir isim vererek okumak istemiyorum. Evet. Hocam bizim adımıza Allah razı olsun der misiniz diyen bir sürü sağ olsun, izleyicimiz var. Razı olsun, teşekkür onu da iletmiş olalım üstümüzde kalmasın. Disiplin olayında şöyle bir olay var tabii. O sizin dediğiniz dayaklıları bizler de yaşadık ilkokullarda. Evet. Çok dayak yedik yani. Yani suçlu ve suçsuzu ayırt etmeden dayak yedik. Mustafa Kemal ilk mahalle mektebine gittiği zaman orada Hafız Yaşar onu bir dövmüştü. Kulağının arka tarafında ufak bir yırtılma oldu Mustafa Kemal'in. Ve o gün mahalle mektebinden soğudu. Evet. Ve ondan sonra zaten biliyorsun Şems Efendi'ye gidecek. Hani demek istedim bazen abartırsak öğrenciyi soğuturuz. Bu bir dengede olmak zorunda. Bu disiplin nasıl bir şey biliyor musunuz? Çok sıkarsak da çok gevşetirsek de ikisi de başa bela. Tam böyle arayı bulmak zorundayız disiplinde. Ancak disiplini sağlayan öğretmendir ve yeni olacak, yeni atanacak öğretmen arkadaşlarımıza da söyleyeyim. İlk derste bütün kurallarını koysunlar. Evet. Unutmayalım ki bir öğretmenin ilk dersi aslında bir öğretmenin son dersidir. Öğretmen kesinlikle. İlk kuralı koyarsa son derse de aynı şey olur. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. Yani ilk girecekler, girdikleri an bunlar benim kuralım diyecekler ki ben derse her girdiğimde bakın 25 yaşında 30 yaşındaki insanlara kamu personel seçme sınavını hazırlıyoruz ve tarih dersi veriyorum. Benim gözümde öğrencinin bir yaşı yok. Öğrenci benim gözümde öğrencidir. O masaya, o sıraya oturduktan sonra herkes öğrenci.
Evet. Ve herkes aynı disiplinde olmak zorunda. Herkes bir amaca yöneliyor. Osmanlı Devleti'nde en çok sevdiğim olaylardan biri disiplindir. Dayak ve fiziki şiddet olan kısımları hariç olan o sizin dediğiniz kapılar niye öyle yapılıyor? E gururu kırılsın şimdiden çocuğun. Çocuk neye hürmet edeceğini bilsin. O kapı her yerde mi var peki? Yok. Tabii. Sadece nerede var? Müderrisin kapısında var. Evet. Yani öğretmene hürmet olduğunu bilsin ki buraya geldiğin zaman anlasın. Ki padişahlar Şehzadegan Mektebi'nde de öyledir. Şehzadeler kapının girişleri o kadar dar ve şey yapılıyor ki yüksek yapılmıyor. Oradan iyice eğiliyorlar ki kimin önünde eğileceğini bilsinler diye öğretmenin önünde. İlk önce nefis terbiyesi. Önce nefis terbiyesi. İlk önce aynen gurur terbiyesi. Aynen. Değil mi? Ramazan hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir imkan verdiğiniz için. Gerçekten muhabbetinizin tadına doyum olmuyor. Sağ olun inşallah başka zaman. Biz buradan ismini veremediğimiz, mesajını okuyamadığımız izleyicilerimizden de af diliyoruz. Hakikaten siz Türk toplumu için var olması gereken eğitimcilerimizden bir tanesiniz. Sağ olun, hep beraber inşallah. Bu olayı bir sosyal sorumluluk olarak addediyorsunuz. Bunu bir görev olarak biliyorsunuz ve milyonlarca insana işte sosyal medya ya da işte internet siteleri vasıtasıyla ücretsiz ders anlatıyorsunuz. Bu çok ciddi bir nimet. Bu nimet için de ben sizin öğrencileriniz, talebeleriniz adına Türk toplumu adına teşekkür ve minnet ediyorum. İnşallah daha da yaygınlık kazanıp ileride farklı projelerle de öğrencilerimizin karşısında olacağız. Karşısında derken ekranda ama biz biliyor ki öğrenciden hep yanındayız. İnşallah Allah nasip ederse de farklı sosyal projelerimiz var. Peyderpey açıklıyoruz açıkçası. Sadece kompersiyon seçme sınavına yönelik değil. İleride YGS, LYS, TEOG gibi sınavları da öğrencilerimize tarih eğitimini lise yıllarından sevdirerek bu tarafa doğru hazırlayacağız. Çok yani amacımız lise birden itibaren bir tarih dersinden sonra KPSS'ye geldiği zaman hiçbir sorunu kalmayan bir öğrenci yetiştireceğiz inşallah. Allah yolunuzu açık Allah razı inşallah. Olsun cümlemizin inşallah. Evet, sağ olun tekrar. Evet değerli izleyiciler, bugün Ramazan Yetkin hocamla, meslektaşımızla, arkadaşımızla Osmanlı eğitiminden geldik öğretmen atamalarına kadar. Çok derin bir muhabbet ettik. Tabii programımızın açılışında da ifade ettiğim gibi müfredatımız, yeni müfredatımız askıda ve her bireyin o müfredata dair eleştirilerini Milli Eğitim Bakanlığı kabul ediyor. Görüş, öneri ve taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı kabul ediyor. Biz bugün aslında bir farkındalık yaratmak istedik. Yani işte 7 dil bilen bir Osmanlı padişahı nasıl yetişiyordu? Ya da Osmanlı Devleti'nde 3 kıtaya hakim olan, cihan şumul bir devlet olan Osmanlı Devleti'nde hangi farklılıklar vardı da biz 3 kıtaya hükmedebildik? Bilime nasıl önem verdik? Hangi medreseler, hangi hocalarımız, hangi tarz eğitimleri yaptı? Aslında bir farkındalıktı. Buradan yetkililerimize de arz ediyoruz bu programı. Biz önümüzdeki hafta Cuma günü saatler yine 18'i gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarından önce eğitim demeye devam edeceğiz. Tabii okulların açılmasına da 2 gün kaldı sevgili çocuklar. Artık tatil modundan yavaş yavaş çıkmanızı öneriyoruz. Ve en azından şöyle bir ders kitaplarınızla, defterlerinizle, efendim karnenizde zayıf olan özellikle derslerinizle haşır neşir olmanızı öneriyoruz. 6 Şubat'ta yeni bir dönem. İnşallah bu dönemde tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar getirir diye niyaz ediyoruz. Haftaya Cuma görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. YGS ve LYS'ye hazırlıkta